Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için Valorant'a gelecek yeni özelliklerden bahsedeceğiz. Uzun süredir hakkında yazılıp çizilen birçok özellik vardı. CSGO'da karşımıza çıkan özellikler vardı. Ve oyuncuların beklediği de özellikler mevcuttu ve bunlar hakkında karşımıza çıkan sızıntılardan, yani önümüzdeki aylarda Valorant'a gelmesini beklediğimiz özelliklerden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Valorant piyasaya sürüldüğünden beri piyasanın artık lideri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda güncel olarak haberler görüyoruz. Yok işte CSGO şu anda en çok oynanan oyuncu sayısına sahip, Valorant'ı geçti gibisinden. Ama biliyoruz ki hani CSGO'da anlık olarak milyonları geçen bir veriye ulaşılsa bile aslında bunun belirli bir kısmının o an kutu açan ve elindeki anahtarları bitiren CSGO oyuncuları olduğunu biliyoruz. Yani anlık olarak aslında Valorant kadar bir oyuncu kitlesine sahip değil. Tabii ki hala turnuvalarda ilgi gören bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Fakat CSGO'nun yavaş yavaş fişinin çekildiğini söyleyebiliriz. Valorant'ın bu konuda aldığı birçok önlem var. Yani CSGO'da hileler karşımıza çıkıyordu. Valorant bunun için bir anti-cheat yazılımı geliştirdi bildiğiniz gibi. Ve ilk zaten ilgi görmesi de bundan dolayı oldu. Yani herhangi bir hile yapılmayan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki zaman zaman hileler bulunuyor. Fakat Riot bunun için çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bunun dışında Valorant'ın hala eksik olduğu birçok kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Biz de sizler için yakında gelecek olan Valorant özelliklerinden bahsedeceğiz. Yani Valorant'ta bize ne gibi modlar, ne gibi şeyler bekliyor, bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak CSGO'da karşımıza çıkan mol alma özelliğinden bahsedelim. CSGO'da her oyunda yalnızca bir taraftan bir defa bir mol alma özelliği bulunuyor. Yani mol almak mümkün. Valorant'ta da bu özelliğin geleceğine dair birçok sızıntı vardı. Fakat herhangi bir aksiyon gelmemiştir Riot tarafından. İddialara göre önümüzdeki aylarda mola özelliği gelebilir. Valorant sızıntılarını yapan bir Twitter hesabının paylaştığına göre Riot Valorant oyununda mola için çalışıyor. Hatta üzerinde kullanılacak komutları da sızdırıldı. /2 veya /timeout komutlarıyla mola alınabilecek. Tabii ki bu molanın süresi henüz belli değil, fakat 1 dakika ya da 1,5 dakika olacağını tahmin ediyoruz. Valorant bir mental oyunu, yani oyundan düştüğünüz anda belirli bir süre bir dinlenmeniz gerekebiliyor. Fakat Valorant'ta yalnızca taraf değiştirirken süre uzun olabiliyor. 2 round arasındaki 30 saniyelik süreç bizim mentalimizi toplamamız için yeterli olmayabiliyor. Fakat bu timeout özelliği sayesinde, ki turnuvalarda da sıklıkla görüyoruz bu özelliği, artık normal oyunlarda, en azından rekabetçi oyunlarda karşımıza çıkmalı diye düşünüyoruz. Ki önümüzdeki aylarda sunulacağına dair de sızıntılar mevcut. Yani takım tarafından /timeout yazıldığı zaman bir oylama ekranı çıkacak, tıpkı teslim olunur veya remake verilir gibi. Bu ekranda eğer yeteri kadar oy kapasitesine ulaşılırsa timeout özelliği devreye girecek ve 1,5 dakikalık bir mola karşımıza çıkacak. Bu mola sayesinde en azından o an bir işimiz çıktığında ya da 1,5 dakika bir dinlenmek istediğimiz zaman, takım kötüye gittiğinde ve oyunu artık toparlamamız gerektiğini hissettiğimiz zaman bu timeout özelliğini kullanabileceğiz. O yüzden Valorant'ın artık yavaş yavaş geliştiğini ve timeout özelliğinde yakında geleceğini söyleyelim. Evet, geleceğini düşündüğümüz bir diğer özellik ise tabii ki market özelliği. Bildiğiniz gibi şu anda silah skinlerine yalnızca markette bulunan 3-4 tane skinden erişebiliyoruz veya o an yeni set geldiyse onu alabiliyoruz. Bir de her sezonun bitmesine yakın bir gece pazarı geliyor ve bu gece pazarında 5-6 tane skini indirimli olarak alabiliyorsunuz. Fakat genellikle gece pazarına gelen skinler ucuz oluyor. Yani geçtiğimiz aylarda gelen gece pazarlarında aslında pahalı skinler de gelebiliyordu. Fakat son güncelleme ile birlikte efsanevi kostümler gece pazarına gelmeyecek. Artık kullanıcılarda şöyle bir istek oluştu: ben efsanevi kostümleri ucuza alamıyorum, benim marketime de pahalı skinler gelmiyor ne yazık ki, ben nasıl her skine ulaşabileceğim? Bunun için farklı
söylentiler var. Yani bazı kullanıcılar, yani bazı oyuncular Valorant'a artık bir kutu açma özelliğinin geleceğini iddia etse de bir silah marketinin olacağına dair de sızıntılar mevcut. Peki nasıl işleyecek bu? İddialara göre CSGO'daki gibi bir kutu açma kısmı da gelebilir. Yani nasıl olacak diye düşünebilirsiniz. Riot üzerinden bir anahtar satın alınabilir veya bir bilet satın alınabilir ve belirli bir dönemlerde görevleri yaptığınız takdirde ya da oyunlarda başarılı olduğunuz takdirde sizlere kutu düşecektir. Bu kutuları açtığımız takdirde söz konusu hediyeler bize gelecek. Fakat bu kutuları açabilmemiz için kullanmamız gereken anahtar veya bilet, artık o zaman ne isim verilirse, bunun için belli bir ücret gerekebilecek veya görevleri yaptığımızda bu bileti de edinebileceğiz. Tıpkı LoL'de olduğu gibi, LoL'de de bazen kutular düşüyor fakat bu kutuları açmak için bir anahtar parçacığı gerekiyor ve belirli bir anahtar parçacığını birleştirdiğimiz zaman tek bir anahtar elde ediyoruz. Bu anahtarı elde ettiğimiz zaman ise kutularımızı açabiliyoruz. Yani CSGO'daki gibi direkt anahtara para vereyim, anahtarı alayım gibi bir şey de söz konusu olmayabilir. Yani yine oyunlarda oynadıkça anahtar parçacıkları kazanıp bu anahtar parçacıklarını birleştirerek, gerekirse radyanit falan harcayarak kutuları açmak mümkün hale gelebilir. Yani baktığımız zaman gece pazarında efsanevi skinler gelmediği için kullanıcılar mutsuzdu ve bir şekilde kutu açarak bu efsanevi skinlere erişebilecek olmak biraz daha mutluluk verici. Çünkü şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben bir oyunda çok iyi oynadım fakat bunun karşılığını nasıl alacağım? Genellikle oyun bize rekabetçi oyunda oynuyorsak fazla LP veriyor ve bu fazla LP neticesinde aslında elimize pek de silah skini, sprey ya da silah uğuru gibi şeyler çıkmıyor. Bu yüzden oyuncuların iyi oyun oynadığında bu şekilde mükafatlandırılması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu anahtar parçacıklarını radyanitle bir şekilde bir araya getireceğimiz için de oyuncuları savaş bileti almaya itecektir. Çünkü radyaniti yalnızca savaş bileti ve haftalık görevlerden alabiliyoruz. Belirli bir süre sonra baktığımız zaman çok anahtar parçacığı elimizde olacak. Fakat bu anahtarları birleştire birleştire elimizde artık radyanit kalmayacağı için veya gelen silah skinlerinin renk paketlerini açarken bu radyanitleri çok harcayacağımız için kullanıcılar diyecek ki ben artık savaş bileti alayım ve bu parçalar birleşsin. Çünkü savaş bileti bana radyanit verecek olarak düşünülebilir. Bu yüzden hem savaş bileti almaya itecek bizi hem de oyunlarda iyi olmaya itecek. Bu yüzden bu özelliğin gelecek olması da yine oyuncuları sevindirecektir. Evet, Valorant'a bir diğer gelmesini beklediğimiz özellik ise tabii ki harita seçimi olacak. Bildiğiniz gibi zaman zaman bazı haritalar kalkıyor. Örneğin Split gitmişti, geri geldi. Haritaların gidip gelmesi zaman zaman oluyor. Sonrasında gelen haritalar yeniden düzenlenmiş, rework yemiş halde geri geliyor. İşte önümüzdeki aylarda karşımıza çıkması beklenen özellikle şu şekilde ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Örneğin rekabete dayalı bir oyun girerken bizde harita seçimi de yer alacak. Yani en az 2 tane haritayı devre dışı bırakabileceğiz veya 3-4 tane harita seçebileceğiz. Yani ben Fracture'da oynamak istemiyorum. Ondan sonra Split'i, Heaven'ı, işte Icebox'ı, Bind'ı seçiyorum mesela. Bunları seçtikten sonra karşıma yalnızca o haritada oynamak isteyen oyuncular gelecek. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde bu özelliklerin CSGO'da olan özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Valorant'ın anlık oyuncu bakımından hem de oyun kalitesi tarafında CSGO'yu geçmek isterse bu özellikleri kesinlikle getirmesi gerekiyor. Bunun dışında tabii ki de gelecek yeni oyun modları olacaktır. CSGO'ya benzemeyen özellikler de gelecektir illaki. Ama bu tür oyunlarda benzer özelliklerin gelmesi gerekiyor. Tabii ki Valorant'ın yeni geliştirilen bir oyun olduğunu, yani bazı eksikliklerin olacağını ama Riot'un bu oyun için özellikle üzerine düştüğünü sizler için belirtelim. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için Valorant'a gelmesini beklediğimiz yeni özelliklerden bahsettik. Eğer sizin de istediğiniz bir özellik varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Biz de sizler için bu özelliğin gelmesi ihtimalini veya geldiği takdirde nasıl avantaj ve dezavantajlar getirebileceğini tartışalım. Önümüzdeki günlerde yeni oyun için içerikleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.